Arkadaşlar merhabalar. SolidWorks'ta göreceğimiz konu poligonlar. Yani çokgenler konusunu göreceğiz. Yeni bir sayfa oluşturuyoruz. Uygun plane'imizi seçtik. Front plane'i seçip sketch diyerek uygun hale getirdik. Şurada poligon kısmı var. Çokgenler kısmı var. Üçgenlerden başlayarak çokgeninizin kaç kenarlı olmasını istiyorsanız burada çiziyorsunuz. Başlayalım. Sol tarafta açılan parametreler kısmına geldiğinizde çokgeninizin kaç kenarlı olmasını istiyorsanız bakın minimum üçgenlerden başlıyor zaten. Üçgenlerden başlayarak kaç kenarlı olmasını istiyorsanız bu şekilde buraya değer girerek oluşturuyorsunuz. Bir üçgen çizelim bu şekilde. Çizdik arkadaşlar. Üçgeni çizdikten sonra iç tarafında birbirine köşelere teğet olan bir daire verilmiş. Sol taraftaki parametre kısmına geldiğinizde şurada circumscript circle var. Bunu seçtiğinizde bu sefer daireyi kenarlara, uç kısımlara teğet olacak şekilde dağıtıyor arkadaşlar. Alt tarafta ilişki vermek istersek tekrardan şurada make horizontal diyerek üçgenimizi uygun hale getirebilirsiniz. Üçgen üzerinde çizdiğiniz nesne üzerindeki ilişkileri de görmek istiyorsanız şurada görünen göz kısmında şuraya geldiğinizde VF Sketch Relation yani sketch ile ilgili ilişkileri görmek istiyorsanız bu şekilde tıklayarak şöyle gördüğünüz yeşil renkli kısımdan ilişkileri görebilirsiniz. Bakın zaten şurada yeşil baktığınızda şurada yataylık bir ilişkisi var. Eğer ki bu ilişkiyi silerseniz bakın silelim bu ilişkiyi. Artık burada ilişki yok. Bakın istediğiniz şekilde istediğiniz yöne hareket ettirebilirsiniz. Tekrar bir geri gelelim. Ctrl Z ile tekrardan geri geldik. Başka bir poligon çizelim bu sefer. Buradan kenar sayısını artıralım. Bir beşgen çizelim. Tamam dedik. Tekrar şuradan make horizontal yaparak seçimimizi uygun hale getirelim. Bakın şu an hepsi birbiriyle ilişkili olduğu için bir köşesinden tuttuğunuzda her yöne hiç bozulmayarak ilerler, hareket ettirebilirsiniz. Ama şurada ilişkiyi sildiğiniz an bakın ilişkiyi silelim. Şunu da silelim. İlişkiyi sildiğiniz an tamamen istediğiniz yöne hareket ettirebiliyorsunuz. Bu şekilde de ilişki kontrolünü sağlayabiliyorsunuz. Tekrardan Ctrl Z yaparak geri gelelim. Bu sefer de bir farklı bir çok sayıda bir çokgen çizelim. Şuradan 12 kenar olsun. Ve bunları tabii ki Smart Dimension'da da ölçülendirebilirsiniz. Bakın 115'miş. Şunu 100 yapalım. Şunun kenarı da 50 olsun. Şunun da içinde bulunan teğet olan dairenin çapında 130 yapalım. Bu şekilde de çokgenleri kullanabilirsiniz.